konuların üzerinde çok fazla durdum. Daha çok iyi yapabildiğim konuların üzerinde daha çok durmaktansa eksik olduklarıma yüklendim. Ve eksik olduğum konuları not alarak çalıştım. Yani tüm eksiklerimi kağıda yazdım ve tamamladığımda yanına tik attım. Tamamlayamadığımda işaret koydum. Eksiklerimin üzerine çalışmam ve bilemediğim noktayı hep sormam etkili oldu. Bir de düzenli çalışmam. Kitap okudun peki süreçte? Okudum, evet. Çok okudun. Sonlara doğru değil, sınavın ortalarında ve başlarında okudum. Sonlara doğru zaten daha çok tekrar yaptım. Evet. Ama ilk başlarında anlam özelliğini kazanırsın diye, o da zaten Türkçe'de büyük bir kazanım oldu. Evet. Kitap okumuş olmam. Evet. Ve düzenli çalışmam. Kendi yani günümü kafamda ayarlamam. Yani. Saat saat ayarlamam. Ve kendi çalışsın herhalde, yani anne babanın herhalde öyle bir yok yani. Zorlamasıyla hadi ödev yap, ders çalış falan böyle bir şey. Benim işte kendi programım oldu. Yani şu saatte yemek yiyeceğim, şu saat aralığında ders çalışacağım, şu saatte yatacağım, şu saatte şunu yapmam lazım, şu saatte bunu yapmam lazım diye. Evet. Planlı çalıştım. Yani dinleneceğim zaman tabii ki dinlendim hafta sonları. Mesela benim dinlenme günüm Cuma'ydı. Cuma hiçbir şey yapmadım. Ama cumartesi, pazar ve hafta içi günleri çok çalıştım. Pazar burada şunu demek istiyor. Kitap imkanları sunan özellikle çok değerli anneme, değerli babama sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve hocalarıma, müdürüme diyor. Çünkü gerçekten Azra'nın bu başarısını hani çok da korudunuz, kolladınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de tabii bazı noktalara tanık oluyor. Ya biz başta konuştuk arkadaşlar. Şimdi bir lafımız var. Bize var, sohbet etmiştik, hatırlayın. Yıldız oyuncuyu koruyacaksın kardeşim demiş. Çok doğru. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yani biz sizin yıldız ya kaymak hocası olabiliriz de. Ya kaymak kafkazı falan değil. Uğur Bey'in biz bütün de öğrencilerimiz. Ama yıldız bir kendisi de biliyor. Yani başarılı bir ben ekstra bir ona kaymak kafkazı diye bir şey yapmadım. Evet. Kendisi burada işte yüzleşiyor. Şöyle demiş. O da ihtiyaç arkadaşlar. Seviye farkı, ağızlar farkı yapmadık ki. Hepsi, buradan hepsi yıldız oyuncularımız. Tam da bu son sınavların öncesinde bir sıra değişimi. İlk dönemi biz biliyoruz ki Azra hani dereceye namzet bir çocuk. Veli hassasiyetini biliyor. Bu sıra değişiminden çok hoşlanmayıp demiştim ki arkadaşlar yıldız oyuncuyu korumak diye bir şey vardır. Sizin yani dershaneler bu çarşaf çarşaf asıyor yani. Senin ilk binde öğrenci soktun diyebilmen için o çocuğu ön sıradan ya işte şimdi şey olmasın onu arka sıraya verelim diyemezsin, demezsin. Doğru değil mi? Evet. Messi'ye faul yapılmış hakem biraz daha düdüğü şey öptür, kuvvetli öptür. Madem ki hocam burada hakikaten o zaman bir şey yapalım hocam.